Evet sevgili 1 milyon Yozgatlı platformumuzun değerli izleyicileri, Yozgat TV takipçilerimiz. Bugün Çayıralan Dere Kemal köyündeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Ben Zeynep'in babasıyım. He, söyleyeceğim bakacaklar işte doğru yavaş. Açılışını yapıyor, açılışını söyle. Soy ismini söyle. Bak kardeşim. Canım, ben kendim söyleyeyim. Sen tasdik etme de. Şimdi, halama boşuna İçişler Bakanı dememişler. Abi ben, şimdi. Ben bilirim ne diyeceğimi sen. Sen bana söyle. Abi, sen kendin söyle. Tanıt. Kim ne olduğunu tanıt. Zeynep'in annesi şeyin babası. Ha annesi diyeyim la önceden. He. Yok annesi diye. Bak seni çekiyor, seni çekiyor ha. Hani işin İçmedin dayı. İçmedim çok işte. Amcam biraz köyü anlatır mısın bize? Valla burası Dere Kemal Köyü. Evet. Burası çiftçiliğiyle uğraşır. Eskiden malcılıktı, malcılık da bitti. Şimdi çiftçilik de bitti. Her kişi emeklidir. Her kişi de ağaçta iyi biçip yatıyor. Başka hiçbir iş yok burada. Nüfus ne kadar peki Dere Kemal'in nüfusu? Nüfusu ne kadar şey bilir ben bilmiyorum da. Vallahi ben de pek. 275-400. 260 tane. 260. 260 hane. He, dörderden hesap etsen. Yani 400-500. He, 400-500 nüfus var. Şu anda çoğu gitti, çoğu duruyor. Gurbetçi çok. Gayet çok gurbetçi. 55 aylık. Gurbetçi gayet çok. Yaşlarımız Almanya'ya gitti, Hollanda'ya gitti, Fransa'ya gidiyor. Evet. Burada kalanın da çoğu Ankara, İstanbul'da kalıyor. Burada 20-25 ev ancak kalıyor kışın. Mevsim kış olduğu için burada soğuk oluyor, kimse kalmıyor. Yaşlılar çocuklarının yanına gidiyor. Herkes gidiyor işte. Koltuk eskidenlerin hepsi gidiyor. Şimdiki şehre giden ihtiyarlara koltuk eskiden diyorlarmış. Gelinler. Şimdi koltuk eskidenler de şehre gidiyor uşaklarının yanına. Orada yiyip içip üç ay kalıyorlar, geliyorlar işte. Bu kadar, başka bir şey de yok. Buranın bir hikayesi varmış, öyle duydum. Aa, oruç girmez ki o diller. Evet. Niye öyle demişler oruç girmez köy? Ben aklıma şöyle geldi. Bu köy dedim oruç tutmuyor mu? Ne yapıyor gibisinden de insanlar. Şimdiki gençler zaten tutmayı sevmiyor. Öyle mi? Ha, şimdiki gençler tutmayı sevmiyor. Eskiden 3 haneymiş. Oruç girmez diye şurada bir yer var. Hı. Oraya yerleşiyorlar. Evet. İşkıyalık zamanında korkuyla yerleşiyorlar. Hı. Karda fazla olduğu için hiçbir yere çıkamıyorlar. Buraya çok kar yağardı. 2 metre, 3 metre kar yağardı. Aradan bir müddet geçtikten sonra bunlar diyorlar ki bizim bir Ramazan ayı vardı. Hı. Bu gidek de bir surat diyorlar. Şimdiki kazamız o var bir koymuş. Diyorlar Çayırlan koyuna gidek bir surat diyorlar. İşte ne zaman varıyorlarsa kaç günde. Sabah namazından çıkıyorlarmış, bayram namazından. Hı. Orada işte buradan gidenin biri soruyor. Selam veriyor, aleyküm selam diyor. Diyor ki ya bizim bir Ramazan ayı var. Hangi ay diyor. O da diyor ki biz diyor Ramazan bayramdan çıkıyor. Demek ki diyor bir ay Ramazan geldi geçti de kulağın duymadı. Vay Dere Kemal yurdun kıymetini bil diyor. Onun hesabı yurdumuzun kıymetini biliyor işte. İşte benim diyeceğim bu kadar. Oldu teşekkür ederim. Fatmiye Zeynep'e de bol bol selam ederim. Söyledim işte hepsine. Hepsine de. Haydi hepsine de selam söyledim hatun. Biraz gençliğini anlat. Gençliğin bekleliydi. Çok hızlıydı. Onun gençliğini benden sor yavrum. O atıyorlar. Onun gençliği, benim gençliğim ondan sor. Benim gençliğim çok hızlı geçti. İhtiyarlığım nasılsa gençliğim de öyleydi. Buyurun. Bu amcana sor bize de. Evet şimdi şu anda Yozgat kameraman ekibimiz gelmiştir. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ve sizlere saygılar sunuyorum. Burası Yozgat Çayıralan Dere Kemal Köyü. Buraya yönlendiren sayın yeğenim Zeynep Aydoğan'a selam ederim. Hatırını sual ederim. İyi günler dilerim. Saygılarımla. Teşekkürler. Allah razı olsun. Geldiğiniz için Zeynep'ime de selam ederim. Gözlerinden öperim. Çocukların hepsine selam ederim. Gözlerinden öperim. Evet, cümlesine evet. Dere Kemal halkına selam ederim.
tüm Fransa'da gençlerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza hepsine de selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpelim. Allah'a emanet olsunlar. Ne diyeyim daha? Ne diyeceğim? Sesin kesildi, ben anlatacağım. Amcam anlat. Amcam Gencikene nereden tanıdın sen bunu? Amcam Gencikene, biz aynı mahallenin kızıydık. Oradan sonra bir amcamızın karısı vardı. Dirdik ki şimdi 3-4 tane kızıdık. İşte falan filana varacak, falan filana varacak, Ahmet şöyle varacak, Ahmet Mehmet'e varacak, öyle diyerek bizim aklımıza koydu bir şey, amcamızın karısı. Onu aynı mahallenin çocuk kızları, oğulları da aynı kızları aldılar. Ben de kaçtım ki lan. ben de kaçtım, yalan mı söyleyeyim? Ahmet'e kaçtım, bir şey yaradı. Neden kaçtınız, eşyalar mı kaçtınız? Yok. Atından mı kaçtınız? Yok, hiç kaçmadım. Küçücük şöyle ufacık bir çiğim vardı. Çantam vardı, içinde çocuğa öteberim vardı. Oradan geliyordum, ip orada kalmış, babam gelin orada. Onunla, eşimin oraya geldi, yarısı yarısı orada kalmış, ondan bilmişler ki nereye gittiğimi. İşte bu kadar, kurban olsun yenge. Sağ olun, Allah razı olsun geldiğiniz için. Çok sağ olun. Terekam halkına da selam ederim. Hepsinin de büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ayakkabılarına giymedin mi? Kameranı ne giymedin mi? Kaçtığı var herhalde. Çantanı ne içiyorsun kamarıya? Hele hoş geldiniz. Zeynep'e selam eder, gözlerimden öperim. Dere Kemal köyündenik. Antalya'daydık, biz buraya geldik. Şimdi ise de sunucular geldi. Televizyona çıkacağız. Başka ne diyeyim ya? Ne diyeceğim? Ha, TV'ye mi çıkacaksın, şovu mu çıkacaksın? Vallahi bilmiyorum, ağzına çalacaklar. Fransa'da Mehmet'e, Meyrem'e selam eder, gözlerinden öperim. Zeynep'e, Zeliha'ya, Fatma'ya, hepsine de gözlerinden öperim. Teşekkür ediyoruz. Ben Dere Kemal köyünden, halkından Yakup Dursun. Önce sizlere hoş geldiniz diyorum. Hatırını sual ederim. Köy halinde işte yavaş yavaş yaşayıp gidiyoruz. Yaşımız 67. Fransa'da bulunan köylülerimize teşekkür ederim, selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Burada yaşıyoruz yani. Benim diyeceğim bu kadar. Kaç tane amcam? Ben de çocuk 7 tane. Neredeler bunlar? Çok güzel açtın. Ben 2 evlendim. Önceki hanımım öldü. Ondan 5 çocuğum var. 4 kız, 1 oğlan. Sonra bir daha evlendim. Ondan bir kız, bir oğlum var. Büyük oğlum Ankara'da hava subayı. Ankara'ya yerleşti. F-16 makinisti. Küçük oğlum da Kayseri'de çalışıyor. Kızımın biri Fransa'da. Köyün içine verdiydim. Fransa'da şimdi. 3 tanesi Kayseri'de. Bu şekil yani. 21 tane torunum var. Maşallah, maşallah, maşallah. Güzel. Fazla mı attık acaba, bilmiyorum. Buyur. Fazla mı attık acaba, bilmiyorum. Var yani. Var. Yani 7 çocuk var. Üçerden hesap et. 3 kere de 21. Fazla zor aşağısı yok. Bu kadar ben diyeceğim. 5 torunların hepsi de aynı anda yanı doldular mı? Bayramda. Bayramda mı? Ha. Olmadılar. Niye? Biri Fransa'da, biri Yozgat, Ankara'da. Çocuklar oluyor. Subayın gelmedi. Kursu olur mu? Ya da kursu olur mu? Kur'an oku. Olur, istersen de okuyayım. Ne güzel ya. Ben bir Kur'an okuyayım o zaman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث
التُرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.